Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar arkadaşlar, cumanız mübarek olsun. Şöyle maculatayla videomu açayım. Bunu dün aldım. Şöyle göstereyim, bakın çok güzel. Şöyle aslında kendimi aldım bunu arkadaşlar. Ama almak isteyen arkadaşlar olursa satışını yapabilirim. Hem de çok güzel, şöyle bakın üç köklü ve şöyle diplerinden de yeni yeni bakın filizlenmeye başlamış. Çok güzel. Böyle biraz yaprakları zarar görmüştü. Onları şöyle bakın buradaki yapraklarını aldım ve yeni yapraklar zaten gelmeye başlamış bu şekilde. Çok güzel. Bunun fiyatı 150 arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar olursa, olmazsa benim olsun. Ama yine de şöyle göstereyim dedim. Çünkü biliyorum paylaşacağım. İsteyenler olacak dedim en iyisi. Buradan da söyleyeyim, isteyen varsa satışını yapabilirim. Böyle bunlar var arkadaşlar. Bunların fiyatı 350. Şundan isteyen arkadaşlar olursa sipariş üzerine, hani bu da aynı şekilde sipariş veriyorum isteyen arkadaşlara. 350, bu 500 arkadaşlar. Çünkü biraz pahalı türler onlar. Şöyle bakın bu güzelliği. Çok güzel arkadaşlar. Ben buna bayıldım. Böyle tek katlı ama top top şeklinde, şöyle bakın. Çok güzel açıyor. Bunun ismi yoğurtluymuş. Öğrenmiş oldum. Biliyorsunuz daha önce öyle çok bir satışım olmadı milli özel türlerden. Şöyle sarı olan var. Bu da Tayland millisi, iri yaprak şey çiçekleri. Devamı gelecek, yetmedi. Şöyle göstereyim yine de. Bir tane de katlı olan var. Onu da biliyorsunuz dün paylaşmıştım. Ondan da inşallah gelecek. Ya çok fazla sayıyla vermiyorlar. Onlar da stoklarında bitiyormuş diye. O yüzden tekrar sipariş vermek zorunda kaldım. Ama yine de çok fazla vermiyorlar. Şöyle isteyen, bekleyen arkadaşlar var. İnşallah gelince ayıracağım. Şöyle bu güzelliği ayırmadım daha. Küçük boyunu ayırdım. Çok bir kök çıkmadı arkadaşlar. Ona göre de fiyatlandırdım. Şöyle şunların fiyatı 400. Çünkü içinden şöyle küçük olarak da çıktı. Şunları 250'den vereceğim arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi şunlar 400. Şöyle 200 TL Silver Aglaonema. Bunların boyutları çok güzel, büyükler. Fazla kök çıktığı için o yüzden 200'den veriyorum büyük boyutları. Şöyle şunları ayırdım. Vardı elimde ama bir türlü fırsat bulamıyordum ayırmaya. Şöyle bunları ayırdım. Bunların fiyatı arkadaşlar düşük tutacağım. 80 TL'den vereceğim bitsin diye. Şöyle 4 6 tane varmış, 6. Şöyle dua çiçeği var. Bu da 80 TL'den vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Fiyatları biraz uygun tuttum onları. Bu çok pahalı bir tür arkadaşlar. Belki sizlere hani 400 fazla gelebilir. Biliyorum, çok iyi anlayabiliyorum sizleri. Ama yani gerçekten hani normalde böyle tek köklüler şu anki piyasada 600-700 TL, aldığım yerde aynı şekilde öyle söyledi. Çünkü bana da biraz pahalı geldi 2000 liraya alınca tek saksıyı. Dedim hani beni kurtarmayacak hani fiyat olarak. Onlar da dedi ki zaten 600-700 TL hani tek köklü olarak hani satmanız gerekiyor. Tabii ki ben o şekilde değil ama beni kurtaracak şekilde bunların fiyatını 400 TL'den satışını yapacağım. Bunlar daha büyük olduğu için bunları da 450'den daha ayırmadım. Dedim şunlar bitsin ama isteyenler olursa tabii ki bundan da ayrım yapabilirim. Yer açıldıkça inşallah kök ayrımı yapacağım. Bunlardan da zaten kök ayrımı yapmıştım. Şöyle bakın. Bunlar da 3 köklü. Şöyle ayırmıştım. İçeride salonda göstereceğim. Şurada da varmış dua çiçeği. Oraya koymuşum. Şu var. 100 TL bunun fiyatı. Bir de şurada var. Bu da 100 TL arkadaşlar. Sarı. Bu da fuşya renginde. Böyle göstereyim balkonumu. İnşallah şu kızım da çok güzel şöyle bir kol atar. Ucundan bebekler verir. Çok seviyorum. Kurdele çiçeğini.
Burada da kalp kalbe. Şöyle bunu da çok seviyorum. Böyle iyi oldu. Balkonu kapatmam çok iyi oldu. Şöyle burada da aynı ürün türü var. Bu da güzel. Kendine geldi. Formu aldı güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şunlar var. Bunların fiyatı 60 TL. Son kaldı. Çok uygun fiyat arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Çok arkadaşları aldı biliyorum. Almayanlar varsa kaçırmasın. Normalde bunlar koleksiyonluk türler. Hani ben kök ayrımı yaptığım için o yüzden bu fiyattan veriyorum. Şöyle sukulentim de. Bakın bunu da yeni fark ettim. Şöyle inşallah güzel sarı sarı çiçeklerini açacak. Şurada kivim var. Şurada da aynı şekilde. Bunda rengi açıldı. Çok güzel çizgiliydi şöyle. Şurada bir kurdele var. Çoğalttım. Şöyle barış çiçeğini içerideydi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok susuyordu. Saksısını değiştirdim. Şöyle üretimlik saksıya aldım. Beyaz bir saksıya. Şöyle balkonda şimdilik. Bu da çok suyu çok seviyor öyle diyeyim. Barış çiçeği hatta bayağı bir yaprağını da kaybettim. Çok susadığı zaman şöyle yaprak uçlarında kurumalar, sararmalar oluyor. Şöyle yine barış çiçeğim var. Ve farklı bir türden barış çiçeğim var. Bunu da göstereyim. Bakın inşallah çoğalır. Şöyle. Şurada bakın balina kuyruğu var. Bunlar da inşallah çoğalırlar. Yunus balığı. Şöyle. Şurada da sukulentlerim var arkadaşlar. Bu şekilde daha balkonu boyamadık. Burada da sardunyam, millilerim. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir rengi var. Fuşya renginde. Şu ebru'lu aldığı ışığa göre renk değiştiriyor tabii ki. Çok güzel doldu bakın. Çok güzel formda. İnşallah burayı böyle millilerle dolduracağım. Bundan çelikler almıştım. Bilmiyorum. Bu da biraz susamış mı? Bakalım tekrardan canlanacak mı bu? Gövdeyi kurumuş herhalde. Evet, kurumuş bu. Neyse, evet gitmiş bu. Bakın bu da yeni yeni. Bu minyatür arkadaşlar. Şöyle yaprakları da çiçekleri de çok küçük. Bu özel tür aslında. İnşallah bu da güzel. Yeni yeni yapraklanmaya, çiçeklenmeye başladı. Şu sardunyam da bakalım açacak inşallah. Bana hediye gelmişti Metin ablacığımdan. İnşallah bakalım nasıl açacak. Merak ediyorum. Şöyle bir bakın çok güzel. Tayland midilleri böyle büyük iri yapraklı oluyor. Ay pardon çiçekli oluyor. Yaprakları da gerçi iri. Şekilde. Kırmızı isteyen arkadaşlar varsa kırmızı var elimde. Hem de uygun fiyatlı arkadaşlar. Şurada hani küçükler ama biliyorsunuz milliler çabuk büyüyor. Onların fiyatı 100 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 10 tane vardı elimde şu anda. 4 tane mi 3 tane mi ne kalmış. Böyle şöyle göstereyim. Devam edeyim şuradan. Bakın. Bu da ebru'lu. Bu da arkadaşlar yağlı kırmızı. Bundan maalesef alamadım. O yüzden satışta yok. Çünkü hani çok alışveriş yaptığım için özellikle satışını yapmıyorlarmış ama bir tane sadece bana satışını yaptılar. Onu da kendime aldım. Şöyle inşallah hani şöyle üretim olarak dalları var ama olursa inşallah bakalım artık ileriki zamanlarda. Şöyle bu yağlı kırmızı diye geçiyormuş. Özel tür. Şöyle bu hafif ebru'lu kırmızı.
Şu da Ebru'lu. Tabii yeni gelenlerden de ayıracağım özellikle. Üçünden de ayıracağım. Bundan sarı ve Ebru'lu pembe katlı olandan ayıracağım. Burayı böyle millilerle dolduracağım arkadaşlar. Çok güzel oldu burası benim için de. Diyorum daha önce keşke kapattırsaymışım burayı. Şekilde en azından hem temiz kalıyor hem kuşlardan zarar görmüyor çiçeklerim. Şöyle şu da çok güzel oldu. Bu da şöyle inşallah bakalım ne renk açacak onu da bilmiyorum. Bu da katlı katlı açıyor çok güzel. Sardunya. Şurada da malzemelerim var. Şurada da var. Biraz karışık. Şöyle burayı da göstereyim. Salonda çok bir çeşit kalmadı. Sabahtan beri şey yapıyorum. İsteyen arkadaşlara ayırdım. Masa bayağı bir boşaldı. Şöyle bu da aşk merdiveni. Bu da çok güzel. Böyle dolu dolu olursa saksı çok güzel olur. Asma saksıyı almak gerekiyor onu. Şöyle göstereyim. Pulvinatam da bu kadar kaldı bana. Şöyle. Şöyle bu da verigata. Çok güzel arkadaşlar. Sukulent. Çok seviyorum. Şöyle kaktüsüm var. Böyle buradan paylaşımı yaptım. İçeriden şimdi devam edeceğim inşallah. Şöyle bakın. Bir balkon dolusu mutluluk. Çok güzeller. En azından salon çiçeklerimi de balkona alabiliyorum. Balkon açıkken arkadaşlar alamıyordum biliyorsunuz. Çok zorlanıyordum. Hani yer sıkıntım vardı. Şimdi en azından kapalı bir oda gibi. Balkonun kapısı da açık. İçerisi sıcaklığı buraya da geliyor. Burası şu anda sıcak. Ve cam açık olmasına rağmen şöyle hafif araladım. En azından şöyle bir hava gelsin diye. Çok da iyi oldu benim için. Düşün yani bu kadar çiçeği içeride nereye koyacaktım? Burası benim için çok iyi oldu kapalı olması. En azından güzel ışık da alıyor. Şöyle bakın maculatı harika duruyor. Ben şimdi içeri geçeyim. Evet arkadaşlar içeri geldim. Bakın kendime böyle bir aranjman yaptım. Biliyorsunuz yer sıkıntım var. Her çiçekten kendime ayırmak istiyorum ama şöyle gruptan bir arkadaşımız bilmiyorum kim atmıştı gruba da çok hoşuma gitti şöyle bir aranjman gördüm. En azından bakın 3 çiçeği bir araya ektim arkadaşlar. Hem saksımda boş saksı kaldı bana. Hem de yer açısından da hem görsel açısından da çok güzel oldu. Böyle düşünüyorum. Şöyle bakın bu mutfaktaydı. Salonda yer olmadığı için. Bundan da çok istiyordum Bilkin kendime ayırmayı. Şu melek kanadım vardı biliyorsunuz. Büyük bir saksı içinde. Bunu da böyle üçünü bir araya aldım. Burada konumlandırdım. Şöyle güzel oldu. Hoşuma da gitti. O melek kanadının yerine de biliyorsunuz masa altında aglonemam vardı. Her zaman paylaşıyorum. Bunu koydum buraya da burada konumlandırdım. Bu şekilde. Şöyle göstereyim çiçeklerimi. Teyzeleri bakın bir maşallah değil. Nazar değmesin kızlarıma ama çok şükür bir sıkıntı olmuyor. Aklıma da zaten hiç öyle bir şey gelmiyor yani kötü bir şey. Aman nazar olur diye. Ben paylaşmayı çok seviyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde şunlar arkadaşlar satıldı. Satılanları rafa kaldırdım. Şöyle masa üstünü göstereyim bakın. Bayağı bir boşaldı görüyorsunuz. Her zaman dolu dolu olurdu. İnşallah tabii yine pazartesi kargolarım var. Şöyle şunları ayırdım. Yine boşalmıştı rafım. Şöyle bakın onları ayırdım. Şöyle birikimler var çeşit olarak. Yani çok güzel bunlar. Çok böyle aradığım bir türdü. Hem dayanıklı hem böyle yaprakları dekoratif olması çok güzel. Bu şekilde.
150 ve 200 TL arkadaşlar, değişiyor büyüklüğüne göre. Şöyle bir tane çam var. Salon çamı. Bu da çok güzel. Zaten satılmazsa bunu kendime ayırmayı düşünüyorum açıkçası. Şöyle balkona koymayı düşünüyorum. Çünkü artık salonumda hiç yer yok. Bakın bu güzelliklere arkadaşlar. Muhteşemler. Kendime de ayırdım. İyi oldu bir araya almam. Çünkü yerim yok benim de. Şöyle masa altlarındaki çiçekler de kalkmış oldu. Şundan bir tane var elimde. Bir tane mücevher orkide kaldı. Şöyle koleksiyonluk türlerden var. Birer tane kaldı. Son bir tane bu kaldı arkadaşlar. Aglonema olarak. Bu yeşilden de bir tane kaldı. Son. Bakın çeşit kalmadı. Şunlar var. Aglonema bunlar da. Bunların devamı gelir mi bilmiyorum. Şöyle bakın. Bunlar var. 40 TL bunların fiyatı. Bu 200 TL. Bu da 200 TL. Bu da 200 arkadaşlar. Bu da. Şöyle şunu arkadaşlar. Diğerlerinden bir tık küçük bu. Bunu 170'ten vereceğim. Çünkü şey olmasın, ben o şekilde rahatsız oluyorum, hani boyutuna göre fiyatlandırmak istiyorum, hani vermek istiyorum. Şöyle bu var şeflere, bu 200 şekilde. Bakın bu da çok güzel, sizde büyüdüğü zaman çok güzel olacak. Bundan da alan arkadaşlar olmuştu. Verikatası çok böyle çok güzel sarı sarı duruyor. Şöyle şeflera 170 arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bakın yeni gelen yaprakları daha da güzel oluyor. Şöyle bakın. Reflektör diye geçiyor ismi. Google'dan bakabilirsiniz internetten. Şunu da şu yaprağını alayım. Susadığı için işte böyle bakamıyorum. Şunu da alayım. Bakın bir sürü bıcır bıcır bir sürü yavru vermiş. Görüyor musunuz? Çok güzel. Bu şekilde. Bundan da ayırmayı düşünüyorum kendime. Bakın burası da aglonema tarlası. Siyah samiyemi aldım. Bunu raftaydı. Buraya aldım şimdi. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu saksı da büyük diye bu saksıyı bu saksının içine aldım. Böyle yaptım. Şimdilik. Şöyle bakın. Çok güzeller. Maşallah. Bu şekilde. Şurada da. Bakın bu da yeni yaprak vermiş. Böyle çok seviyorum çiçekleri. Gerçekten insana huzur, mutluluk veriyor. Yani anlatılmaz, yaşanır bu duygu, bu sevgi. Çok güzel gerçekten. Güzel bir hastalık yani. Çiçek sevgisi. Sonuçta bize zarar vermiyor, bizi mutlu ediyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Sizin de içiniz açılsın. Sizin de evleriniz böyle bu güzelliklerle dolsun inşallah. Şöyle göstereyim. İnşallah bu kızım da güzel büyür, köklenir, yeni yeni bebekler verir. Artık buna da belki bunu keseceğim. Şu anlık bir şey yok ama çok yaşlı zaten. Şöyle bir keseyim diyorum boğum yerimden, belki tekrardan verir diye düşündüm. Dün hepsinin sulamasını yaptım. Kızımı buraya koydum. Koleksiyonluk tür. Şöyle bakın. Masada bu kadar arkadaşlar. Satışta olan çiçekler. Bunları da paylaştım zaten. Şöyle dediğim gibi şunu 170'ten vereceğim. Şu 200. Şu 200. Bu da 200 arkadaşlar. Şunlar 40. Bu 170. Bu 200. Bunlar 150-200 değişiyor bunların fiyatları boyutuna göre. Şöyle göstereyim.
Çok güzeller. Burada da ayırdıklarım var. Şöyle göstereyim. Şu benim. Artık buna da yer bulacağım bir yeri. Orası değil aslında da. Balkondaydı, buraya getirdim. Şöyle bunlar inşallah gidecek. Şöyle bunlar benim kızlarım. Şunu ayırdım. Şunları da şuraya koydum arkadaşlar. Artık neyi nereye koyacağımı şaşırdım. İnanın. Şöyle göstereyim. Şu iki yan boştu. Şöyle buraya bir aglonema, buraya bir aglonema koydum. Şöyle bakın, o kadar güzel oldu ki marantam iki tür. Bakın dolu dolu oldu. İyice saksı. Güzel gelişti. Şöyle sürekli çiçek veriyor. Yeni yeni yapraklar da veriyor. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel bir tür. Bundan kalmadı elimde. Bundan da kalmadı. Belki almayı düşünürüm tekrardan. Çünkü çok güzel bir tür. Bakın muhteşem. Şöyle. Yaprakları böyle dekoratif. Çok güzel duruyor. Şöyle. Şunlar da ayırdıklarım. Şurada sarmaşığım var. Şurada balık yemimiz var. Onu da göstereyim. Şu kızlarımı da göstereyim. Video bayağı bir uzadı. Bana uzun geliyor. Size kısa geliyor. Biliyorum, severek izliyorsunuz. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Şöyle bu da çok güzel oldu. Kara kara gelmeye başladı. Yaprakları siyah siyah gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Bunlar önceki yaprakları. Bunlar da yeni gelen yaprakları. Şöyle yıllık bir 9 yıllık bir zamiyan bu benim. Bundan çok paylaştım arkadaşlar. Komşularıma çok sevdiler. Yapma çiçek mi diye hep her gelen onu soruyordu yani. Bu yapma çiçek mi diye. Çok güzel bir tür. Şöyle bakın. Burada akvaryumumuz var. Akşamları ışığını yakıyorum. Şöyle yine aranjmanımla kapanışı yapayım arkadaşlar. Şu an saat 5:30. İftar saati de yaklaşıyor. Böyle bakın. Bu şekilde oldum. Bugünlük de böyle bir video paylaşmış oldum. Varsa istediğiniz türler yine ayırabilirim. Çok bir çeşit yok ama bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı, bereketli iftarlarınız olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.